Kıyamette Müslüman adam şu pul sırat köprü dediğimiz sırat köprü gideki tizlik onun savabıya bağlı. Hangi savabı kubbası şunca tizliği küçülü bulan. Peygamberimiz ayetken sırat köprü gine bazı Müslümanlar çakmak tizliği de uçup atadı degen. Öyle koyayım çakmak ne kadar tiz. Şuna kadar tizliği de uçup atadı degen. Bazı Müslümanlar cüdeyem tiz, şamal, davul kandı otadı şunca tiz otuk atadı degen. Bazı bir Müslümanlar sırat köprüge ayağı tegmezsen uçup atadı degen. Bazı bir Müslümanlar tiz çapa degen atlarda tizliği de şu otuk atadı degen. Demek kança savab kub bosa şunca Müslümanda tizliği sırat köprügeden tiz uçuşu tiz bularak. Ey insanlar! Ey insanlar! Siz iman keltirmeguningizce İman bilen vefat etmeguningizce cennetke kırmaysız. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Hamda siz başka bir Müslümanda halis Allah rızalığı için yakış görmezden turup imaningiz kamul bulmaydı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Lil mu'mini alel mu'mini sitti hisalin. Sittu hisalin. Bir müminni, bir müslümanni, ikinci mümin müslümanda üstüde altıda hakkı var dediler. Müslüman bile mümin bu bitti adam. Bu mevzunu İmam el-Bayhaqi özünü el-Cami'u li şu'abil iman degen hadis kitabı da ispatlagan, ayet hadisine ispatlagan. Müslüman bile mümin bu bitti adam. Hem de uzak kurmagandan kiyin kursa Allah rızalığı için unga şu İmanını küçültiredigen bir kerekli dini malumatlar diye kızış gerek. Mesela sahabeler her namazdan ki birbirinden tarkalgen de Asr surasını okup tarkalgen. Birbirinden tarkalgen de Asr surasını okup tarkalgen. Peygamberimiz aytkanlar ki tut'imut ta'am degen. Müslümanlarga avukat berişin. Mihmandarçılık degen. Müslümanlarga bir avukat berişin degen. Ve tekra'us selama ala men arafta ve men lem ta'rif. Hamda sen tanigan, tanimagan musulmonlarga salom berishliging degan. Payg'ambarimiz Anas ibn Malikka aytgan ekan, "Ya bunayya." Endi so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, "Ey o'g'lim, ey botam" dedi-ku o'zbek tilida, "Ey botam" dedi. Ha, "Ey o'g'lim" o'zini tug'ishgan bo'lmasa ham, odam ba'zida kichkina bolaga "Ey o'g'lim" dedi, erkalab. Yaqin olganidan ey botam dedi. Iza dakhalta ala ahlika fasallim. Agar sen dedi uyinga kirsang dedi, uyinga kirsang oila a'zolaringa salom ber deyapti. Yo'llar. Oxir zamonda alomatlaridan bittasi salom degan tanigan odamga beriladigan bo'lib qoladi degan. Yakun barakatan alayka va ala ahli baytika. Sen dedi uyinga kirib ahli oila a'zolaringa salom bersang seni o'zingga savob nasib qiladi, baraka nasib qiladi, seni ahli baytingga mana shu baraka nasib qiladi degan. Kitobul adab Islom odob axloqiga tegishli kitob. Babu salam shariatda salomlashishlik shariat din bo'yicha salomlashishlik ya'ni salomlashishlik salom alik. Qala Allohu ta'ala va iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innalloha kana ala kulli shay'in hasiba. An-Nisa surasi 86. oyat. Agar sizga salom berilsa, agar sizga boshqa bir musulmon salom bersa, siz ana shu salomga o'xshash bir u salomdan ham yaxshi alig oling yoki u salomga o'xshagan bir alig oling. Ya'ni sizga qanday salom berilsa, ana o'sha salomdan ham yaxshi ravishda alig oling, bu eng ko'pi bilan. Eng kamida ana o'shanday alig oling. Masalan, sizga assalomu alaykum desa, siz va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuh deb aytsangiz bo'ladi. Endi bu oyat, mana shu oyat, mana An-Nisa surasi
86 ayet. Birinci sura bizde Fatiha surası, ikinci sura bizde Bakara surası, üçüncü sura bizde Ali İmran surası, dördüncü sura bizde An-Nisa surası. Hazır mana şu bizde Kur'an'ımızda, Kur'an-ı Kerim kitabımızda 114 sura var. Hem küçük fikirge göre 6236'da ayet. Ayetlerde sonu adadı hakkında hem bir 6'dan artık fikir var. Bu hakta indi bana tacvid ilmige tegişli kitaplardan. Topaslar aynıysa Ebu Amr Ad-Dani degen ciddiyem küçülü bir müfassır tacvid alımı otgen 100'den artık kitap yazgen. O 6'da fikirdi, 6'da kavuldu alığa sürgen. Ben nime demek ki ben indi? Şu An-Nisa surası 4. sura 86. ayette aynen Müslümanlar arası da salamlaşlık hakkı da ayet var eken. Hazır bir iki hadis okuyunuz. Ve an İmran ibn Husayn radıyallahu anhu أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه الترمذي وأبو داود صحابة عمران ابن حسين ديجان صحابة دان الله راضي بسن روايات قلنجا حديث ده بر إنسان بر مسلمان بر صحابة كله پیغمبر مزجا السلام عليكم ديب سلام بيرجان. Şunda Peygamberimiz urunlarından turib ve aleykümüsselam deyip cevap bergenler, oturgenler hem de 10 degenler, 10 ta degenler. Ondan keyin bir vaqt o'tib ikinci sahaba kelgan, ikinci adam kelganda assalamu aleykum ve rahmetullah deyip Peygamberimizge salam bergenler. Peygamberimiz urunlarından turib ve aleykümüsselam ve rahmetullah deyip oturgandan keyin 20 20 ta degenler. Ondan keyin bir vaqt o'tib, uchinchi odam kelgan, uchinchi shaxs kelgan, uchinchi musulmon kelganda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb aytgan. Payg'ambarimiz o'rinlaridan turib va alaykumussalom va rahmatullohi va barakotuhu deb aytganlar. O'rinlariga o'tirgandan keyin salasun deganlar, 30 ta deganlar. Bu hadisni Imom Termiziy o'zining Sunan kitobida, Imom Abu Dovud o'zining Sunan kitobida rivoyat qilgan. Abu Hurayra radıyallahu anhudan kelgan rivoyatda shunda sahoba so'ragan, ya Rasululloh degan birinchi odamni salomiga alig olgandan keyin 10 ta dediz. Ikkinchi odamni salomiga alig olgandan keyin 20 ta dediz. Uchinchisini, uchinchi odamni salomiga alig olgandan keyin 30 ta dediz. Buni sababi nima? Buni boisi nima? Peygamberimiz aittiler ki birinci adam 10 ta savabı aldı. İkinci adam 20 ta savabı aldı. Üçüncü adam 30 ta savabı aldı degenler. Demek assalamu aleykum deyip açlıydı 10 ta savab var. Assalamu aleykum ve rahmetullah deyip açlıydı 20 ta savab var. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu deyip açlıydı 30 ta savab var. Endi mana shu mana hadislarda ham aqidaga tegishli joyi bor ekanda jannatga yo'l degan birodarimiz. Endi bilmadim endi bu kimdi bu profili? Shu yo erkakmi yo ayolmi Alloh ma'lum. Ko'ryapsizmi 10 ta savob. Savob bu aqidaga tegishli. Nimaga? Chunki savob qiyomatda musulmonga darajasini oshishiga sabab bo'ladigan narsa. Qiyomatda musulmon odam shu pul sirot ko'prigi deymiz. Sirot ko'prigidagi tezlik uni savobiga bog'liq. Qancha savobi ko'p bo'lsa, shuncha tezligi kuchli bo'ladi.
Peygamberimiz aytgan sirot ko'prigini bazı musulmonlar chaqmoq tezligida uchib o'tadi degan. O'ylab ko'ring, chaqmoq qanaqa tez? Shunaqa tezlikda uchib o'tadi degan. Bazı musulmonlar juda ham tez shamol, dovul qanday o'tadi, shunday tez o'tib ketadi degan. Bazı bir musulmonlar sirot ko'priga oyog'i tegmasdan uchib o'tadi degan. Bazı bir musulmonlar tez chopadigan otlarda tezligida shu o'tib ketadi degan. Demek qancha savob ko'p bo'lsa, shuncha musulmonning tezligi sirot ko'prigidan tez o'tishi tez bo'lar ekan. Tushuntirdimmi? Demek bitta hadisda biz ham aqidani o'rganamiz, ham fiqhni o'rganamiz. Aqida alohida kitoblardan bo'ladi. Mana shu kitobdan o'tamiz biz. Al-Fiqhul Akbar degan kitobdan o'tamiz. Lekin bitta hadisda biz ham fiqhni ham o'rganamiz, ham aqidani ham o'rganamiz. Bu islom ta'limoti. Faqat islomda bor. Bitta hadisda, bitta oyatda ham fiqh, ham aqida. İnşallah aqidaga alohida to'xtaymiz, alohida kitoblardan dars qilamiz. Endi shu azgina qanoat degan narsa bo'lish kerak. Shukr degan narsa bo'lish kerak. Chunki Ibrohim surasida 7-oyatda aytilgan-ku, va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum. Ey musulmonlar, agar siz Alloh bergan ne'matga, ya'ni ey insonlar, aslida bu Musa payg'ambar o'zini xalqiga aytgan, ey insonlar, agar siz Alloh bergan ne'matga shukrona aytsalaring, shukrli bo'lsalaring, Alloh ne'matini ko'p qilib beradi deganlar. Inshaalloh aqida darslari bo'ladi. Bo'ladi. Mana biz endi yaqinda boshladik-ku endi. To'g'rimi? Endi ish boshlagan odamga uni qiling, buni qiling deb takliflar zo'r, rahmat. Ikkisal bir-birimizni tushunaylik-da endi. Undan keyin mana juda ham bir qiziq mavzu. An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayyul islam khayrun. Sahaba Abdullah ibn Amr al-As as-Saqafi aytayaptilarki, bu sahaba bir inson kelib turib payg'ambarimizga savol berganlar. Ey Allohning elchisi, ey Allohning payg'ambari, islom dinida yaxshi amallardan qaysi biri degan, ya'ni islom dinidagi yaxshi amallardan ayting, xabar bering. Yaxshi islom dinida qabul qilgan amallardan bir o'rgating, qaysi amallar yaxshi amallar deb savol bergan. Payg'ambarimiz aytganlarki, tut'imut ta'am degan, musulmonlarga ovqat berishing, mehmondorchilik degan, musulmonlarga bir ovqat berishing degan. Va taqra'us salama ala man arafta va man lam ta'rif. Hamda sen tanigan, tanimagan musulmonlarga salom berishliging degan. Muttafaqun alayh. Bu hadisni Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan. Endi boshqa bir hadislar bor. Misol uchun Abu Nuaym al-Asbahani degan muhaddis olim o'zini Hilyatul Awliya degan kitobida hamda boshqa hadis kitoblarida aytilgan inna min ashrati sa'ati an yakuna as-salamu ala al-ma'rifati deganlar. Oxir zamonda alomatlaridan bittasi salom degan tanigan odamga beriladigan bo'lib qoladi degan. Salom, assalomu alaykum va rahmatulloh va barakotuhu degan mana shu salom odam taniganiga beriladigan bo'lib qoladi degan. Oxir zamonda kichkina alomatlardan bittasi bu. Shu ikkita musulmon bir-birini taniydi, lekin uchinchisini tanimaydi. Shu tanimagan musulmonga salom bermay qo'yar ekanda, shu darajaga borib qolar ekanmiz. Shu darajaga ummat borib qolar ekan. Haqiqatdan hamda mana misol uchun bozorga borasizmi yo bir guzarga tushasizmi yo bir do'konga tushasizmi, endi ko'pimiz Rossiyada yashaymiz, biz ham shu Qozon atrofida avtobusda ketsangiz, endi men soqolim bor, do'ppim bor, men tanidim deganday kallasini silkitib qo'yadi odamlar. Men ham bunday silkitib qo'yaman. Endi musulmonlar bari bir-birini taniydi. Assalomu alaykum, как ты, брат? Хорошо, aybatmi, san-sog'mi deb o'zimizcha gapirib qo'yamiz endi. Ha, ba'zilar borki shu hadisni bilmaydi, amal qilmaydi-da. Shunday humrayib qarab turadi. Nimaga? Chunki shu oxir zamonda kichkina alomati bir-birini taniganga salom beryapti hozir musulmonlar. Bir-biriga taniganga salom beryapti. Bu juda ham qo'rqinchli holda bu. A payg'ambarimiz nima deyapti? Islomdagi yaxshi sifatlardan bittasi deyapti. Yaxshi
sıfatlar, hıslatlardan, amallardan bittesi ve taqra'us salama ala men arafta ve men lam ta'rif. Sen tanigan, tanimagan musulmoningga salom berishliging degan. Shu yuzida, kiyimlarida musulmonning siymosi, musulmonlik alomatini sezdingmi sen salom ber. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom ber. Hadisga amal qil. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم إمام مسلم صحابة أبو هريرة رضي الله عنه دان الله Sahaba Abu Hurayra'dan razı olsun. Rivayet kıyan hadiste Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. La tedhulunel cennete hatta tu'minu. Ey adamlar, siz Müslüman bulmagun ingizce, mumin bulmagun ingizce cennetke kirmisiz. Yani iman kiltirmagun ingizce, iman bilen, İslam bilen vefat etmagun ingizce cennetke kirmisiz. Nimaga? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka hadisinde ne dedi? An Abi Zerrin el-Gıfariye radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله رواه أحمد بن حنبل في مسنده. İmam Ahmed ibn Hanbel özünde Musnad kitabında. Bu acayip hadis kitabı. Acayip hadis kitabı. Ahmed ibn Hanbel'in hadis kitabı cüde küçülü kitaplardan hesaplanır. Sahabe Abu Zer el-Gıfari'den ki hadiste peygamberimiz ettiler ki cennetin asası kaliti bu iki İslam şehadeti. Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Yani şu iki de İslam şehadeti cennetin kaliti dediler peygamberimiz. Cennetde asosiy ochiq kirishlikka sabab bo'ladigan, cennetke kirishga sabab bo'ladigan asosiy sabab nima ekan, omil nima ekan bu ikkita islom shahodat. Payg'ambarimiz ham mana shu hadisida ikkinchi hadisni ta'kidlayaptilar. Aytayaptilarki, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ey insonlar, siz iymon keltirmaguningizcha İman bilen vefat etmeguningizce cennetke kirmeysiz. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Hem de siz başka bir musulmanda halis Allah rızalığı için yakış görmesinden durup imaniniz kamil bulmaydı. Kaçan sizde imaniniz kamil buladı? Kaçan imaniniz küçülü buladı? Kaçan ki siz şu başka musulmanlarda halis Allah rızalığı için yakış görseyiz. Mol dünyası üçün emas, saltanatı üçün emas, nüfuzu üçün emas, tanış bilişi üçün emas. Bir judayam bir nüfuzli, boy badavlat, toq oiladan bo'lganligi üçün emas. Müslüman, mümin birodarligi üçün. İmanı bor bo'lganligi üçün. Şu bor-boricha yaxshi ko'rish kerak. Müslüman odamni, mu'minni bor-boricha yaxshi ko'rish kerak. Kistasida bir chaqasi bo'lmasa ham iymoni bor, shuning uchun yaxshi ko'rish kerak. Ana o'shanda iymon komil bo'ladi. Endi Muhammad sallallohu alayhi va sallam mehribon zot. Ummatini juda ham yaxshi ko'rib, qayg'urib, yig'lagan zot. Payg'ambarimiz bizga dars berib nima dedilar? Ala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Ey musulmonlar, ey odamlar, sizga bir amalda o'rgataymi, bir ishni, bir yaxshi ishni o'rgataymi? Agar o'sha amalda qilsalaring bir-birlaringni Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rasizlar. Bir-birlaringga nisbatan munosabatlaring o'zgaradi. Bir-birlaringga nisbatan muomala bordi keldi, aloqa yaxshi bo'ladi. Payg'ambarimiz aytdilarki, "Afshus salama baynakum." Oralaringda salomni keng tarqatinglar dedi. Baralla ovoz bilan Alloh rizoligi uchun assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu deb ochiq yuz bilan sunnat bilan birodarni qarshi olish kerak. Muhammad sallallohu alayhi va sallam bitta gapni gapirganlar tabassum qilganlar. Lekin minbarga chiqqanlarida
Peygamberimizin avazı cüda hem küçülü ceranglagan, cüda hem küçülü yukarı ahangda gapirganlar. Sahabeler bazı da vahimege tüşüp korkganı da hayacanlangandan yığlagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem go'yo ki şu Madinaga bostirib kelishga shay tayyor turgan qo'shinni ko'rib turib xalqni ogohlantirgandek ogohlantirgan. Minbarda Muhammad sallallohu alayhi va sallamni juda ham kuchli vajohat bilan gapirgan, ko'zlari qizargan. Nimaga? Chunki musulmonlarni yaxshi ko'rgan, ummatni yaxshi ko'rgan, musulmonlarni qayg'urgan, ummatni qayg'urgan. Shunchina minbarda turib yuqori ohangda gapirgan. Yuqori ohangda gapirishligan bu sunnat. Lekin uslub bor. Uslub bor. Arabcha matnni Alloh rizoligi uchun qattiq ohangda gapirib, mana o'zbekcha tarjimasini sal past ohangda yetkizsangiz, shu bizda o'zbek zabonlariga shu qaymoqdek kiradi-da bu. Sinalgan. 2000 yildan beri biz Alloh rizoligi uchun ma'ruza o'qiymiz, biz sinab ko'rganmiz. Arabcha matnni yuqori ohangda gapirib, shu o'zbekcha tarjimasini sal sekinroq past ohangda gapirsangiz, bu yoqadi odamga. Nimaga? Chunki arabcha matnda joziba bor. Arabcha matnda bir boshqachalik xususiyati bor. Chunki nima deyilgan? Chunki arab tili bu asosiy jannat tillaridan bittasi hisoblanadi. Wa an Abi Hurayrata radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد رواه النسائي. İmam Nasai o'zini İmam Nasoi bo'ladi. O'zbek tilida endi arabcha İmam An-Nasoi deyishadi. Kichkina Sunan kitobi Al-Mujtaba degan hadis kitobida sahoba Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda Alloh rozi bo'lsin sahoba Abu Hurayradan payg'ambarimiz aytdilarki lil mu'mini alal mu'mini sitti xisol. Muhammad sallallohu alayhi va sallam nima dedilar? Lil mu'mini alal mu'mini sitti xisolin. Sittu xisolin. Bir mu'minni, bir musulmonni, ikkinchi mu'min musulmonni ustida 6 ta haqqi bor dedilar. Bir musulmonni, ikkinchi musulmonni ustida 6 ta haqqi bor. Bir mu'minni, ikkinchi mu'minni ustida 6 ta haqqi bor. Musulmon bilan mu'min bu bitta odam. Bu mavzuni İmam al-Bayhaqi o'zini al-Jami'u li shu'abil iymon degan hadis kitobida isbotlagan, oyat hadis bilan isbotlagan. Musulmon bilan mu'min bu bitta odam. Ularda orasida farq yo'q. Musulmon mu'min bu bitta odam. Bu aqidaga tegishli mavzu. Lekin hadisi ham bor. Payg'ambarimiz nima dedilar? Ya'uduhu iza marida. Agar musulmon kasal bo'lib qolsa, ikkinchi musulmon uni kelib ziyorat qilishi kerak. Va yashhaduhu iza mata. Agar birinchi musulmon vafot etsa janozasiga kelib qatnashish kerak. Va yujibuhu iza da'ahu. Da'vat qilsa uyiga, mehmondorchilikka, valimaga, dini shar'iy to'yga chaqirsa, uzri bo'lmasa kelish kerak to'yga, valimaga. Va yusallimu alayhi iza laqiyahu. Ko'chada ketayotganda uchrashib qolsa, salom berish kerak. Va yushammituhu iza atisa. Agar shu bir musulmon chuchkursa, aksa ursa, alhamdulillah desa, yarhamukalloh deb duo o'qish kerak. Va yansahu lahu iza ghaba aw shahida. Hamda uzoq ko'rmagandan keyin ko'rsa, Alloh rizoligi uchun unga shu iymonini kuchaytiradigan bir kerakli diniy ma'lumotlar yetkazish kerak. Masalan, sahobalar har namozdan keyin bir-biri bilan tarqalganda Asr surasini o'qib tarqalgan. Bir-biri bilan tarqalganda Asr surasini o'qib tarqalgan. Agar sahobalar uzoq muddat bir-birini ko'rmay turib ko'rishib qolsa, bir-biri bilan quchoqlashgan.
Sahabalar birbirini ciddiye yakış görgen. Hazır ki okuyan hadisimde İmam Nasai rivayet kılgen. Şu sahabalarga biz hareket kılışımız gerek. Ularda tarihini organışımız gerek. Ularda siretini organışımız gerek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de siretiden kiyin sahabalarda sireti, tarihi Müslüman'da terbiyeliydi. وعن قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله وإذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام رواه البيهقي في شعب الإيمان إمام البيهقي وزن الجامع لشعب الإيمان ديجان كتاب ده Sahaba Qatada'dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz aytadilarki, agar siz bir uyga kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi salom ayting, salom aytib kiring. Bu teshavayaku deb baqirmasdan eshik taqillatib assalomu alaykum va rahmatulloh deb birinchi salom beriladi. Shu uyga kirishdan oldin demak nima qilish kerak ekan? Salom berish kerak ekan. Va iza kharajtum fa audi'u ahlahu bi salam. Endi o'sha uydan chiqayotganda ham, uydan chiqib ketayotganda ham salom berib ketish kerak-da. Uyga kirishdan oldin ham salom aytish kerak, uydan chiqib ketishdan oldin ham nima qilish kerak? Salom berish kerak. Bu hadis bu. Muhammad sallallohu alayhi va sallamni hadislari. Wa an Anas ibn Malik radhiyallohu anhu qol anna Rasulullohi sallallohu alayhi va sallam qol يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي إمام ترمذي وزن سنن كتاب ده صحابة أنس بن مالك ده روايات تجاه حديثة يتدلر كي پیغمبرمز أنس بن مالك كايت كان كان يا بني إن سوز ما سوز ترجمة قلدگن بسك أي أغلم أي بوتام ديدي كو أوزبك تلده أي بوتام ديدي Ha, ey oğlum, özünü doğuşken bu masaham adam bazı da küçüküne balaga ey oğlum dedi. İrkelem, yakın organıdan, ey botam dedi. İzâ dekhalta ala ahlike fesellim. Agar sen dedi, üyünge kırsan dedi, üyünge kırsan, aile azalarına salam ver dedi. Yakun berakaten aleyke ve ala ahli beytike. Sen dedi uyinga kirib ahli oila a'zolaringa salom bersang seni o'zingga savob nasib qiladi, baraka nasib qiladi, seni ahli baytingga mana shu baraka nasib qiladi degan. Shuning uchun ham uyga kirishdan oldin bizda urf odatda o'zbekni ajoyib urf odati bor, oyat hadisga muvofiq joyi ham bor, oyat hadisga zid joyi ham bor. Endi biz muvofig'ini olamiz, to'g'ri kelganini olamiz. Uyga kirishdan oldin bizni shu bolajon o'zbegim nima deydi? Assalomu alaykum deb uyga kiradi. Assalomu alaykum deb uyga kiradi. Assalomu alaykum deb aytib bo'lmaydi. Ba'zi bir shevalarda shunaqa salom bo'ladi. Assalomu alaykum deyishadi, bu noto'g'ri. Assalomu alaykum deyishadi, bu ham noto'g'ri. Assalomu alaykum. Assalomu mana shu lamda alifi bor. Lom alif deyishadi-ku. Assalomu alaykum. Endi shevada qolganda ba'zi bir misol uchun viloyatlarda yoki poytaxtda shevada qolgan assalomu alaykum deyishadi. Bu noto'g'ri bu. Oyatga, hadisga to'g'ri kelmaydigan salomlash. Nafsimizga og'ir botadimi, botmaydimi gapiramiz. Xo'p, hammamiz odam bolasimiz, hammamiz xato qilamiz. Muhammad sallallohu alayhi vasallam nima dedi? Kullun nasi khattaun va khayrul khattaina tawwabun. Har bir odam xato qilguvchi, odam bolalari, insonlar xato qilguvchi. Lekin shu xato qilguvchilarning ichida eng yaxshisi xatosini tushunib, anglab, darrov o'zini o'nglab to'g'irlab olgani. Bu hadis Ibn Majoni sunanida kelgan, Imom at-Tabaroniyda Al-Mu'jam al-Kabir degan hadis kitobida kelgan. Demak endi birodarlar, biz nima qilishimiz kerak ekan? To'g'ri salom berishni ham o'rganishimiz kerak ekan. Assalomu alaykum degan salom bo'lmaydi. Assalomu alaykum.
Esselamu aleyküm. Doğru salam verişten organışımız gerek. Allahu Azze ve Celle hemimizden razı olsun. Allahu Azze ve Celle ilmimizge, umrimizge, rızkımızge, vakt saatimizge, ahlı ailemizge, bola çakalarımızge, kavmi karındaşımızge, şu halal kasbimizge baraka versin. Oga ilmimizni doğru düşünüp, ihlas bilan ilim alıp, ihlas bilan amal kılışlıkta, ihlas bilan yetkizişlikte Allah nasip etsin. Doğru salam verip, doğru salam alıştığım Allah nasip etsin. Allah'ım özü günahlarımızı keçirsin. Günahlarımızı af etsin, mağfirat etsin. Hamda Firdevs cenneti de Müslümanlar bilan birge bulup, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de cennette ziyaret kılışlıkta nasip etsin. Amal defterlerimizde 10 kuldan alışlıkta nasip etsin. Kıyamet günü peygamber, elçiler, siddiqler, şahidler, doğru söz, sadık bendelerle birle buluşlukta nasip etsin. Mahşergahta kuyaş cüda hem yakın kegen künde el arşta sayasında buladigen 27'te taife insanda arasında buluşlukta nasip etsin. Sırat köprüğünde çakmak tezlikte uçup uçuşlukta nasip etsin. Cennetki azapsız kırışlıkta nasip etsin. Allah'u Azze ve Celle hemimizden razı olsun. Bana şu bizde kemterane adli dersimizde kub, uluğ deyip hesaplayıp, kirekli, zaruri, lazım deyip hesaplayıp, müşahede kigen, tamaşa kigen biraderlerden, apa singillerden Allah razı olsun. Rahmet, selamet bölüyler. Birbirimizde hakkımızda duada bölüyelik, duadan birbirimizde kaldırmayalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.